الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا. Mahalli idareler seçimleri, belediye başkanı adayı tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti büyükşehirlerin tamamında olduğu gibi Hatay'da da ortak adaylarla seçime girmektedir. Devletin bekası, milletin geleceği için sergiledikleri duruştan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. İbrahim Gül Beyefendi için düzenlenen bu programa hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hatay'ın dört bir yanında, dört bir tarafına gidip Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir adayına da oyumuzu isteyeceğiz. Vatandaşlarımızın helal oylarını getirip vermeleri için büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle, büyük bir çaba sarf edeceğiz. Bundan hiç kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Biz Cumhur İttifakı'na gönülden inanıyoruz, kalpten inanıyoruz. Cumhur İttifakı'nı milletimiz kurdu 24 Haziran'da. Ve Allah'a şükürler olsun 24 Haziran'da o kadar zorlamalarına rağmen bir netice aldık. Ben inanıyorum ki bu 31 Mart seçimlerinde de bu Cumhur İttifakı yine dostluğa, düşmana karşı güzel bir netice alacaktır. O yüzden Hatay'ın dört bir tarafında Cumhur İttifakı'nın başarısı olması için mücadele edeceğiz. Adamını göreceksiniz, nasıl gönüller alacak? Bunu hep birlikte, hep beraber göreceğiz. İbrahim Gül Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Kıymetli dostlar, milletvekilimiz yapılacak olan seçimin önemini arz ettiler. Evet, 65 gün kaldı. 65 gün sonra çok önemli bir karara vereceğiz. Her seçim kendi yapıldığı dönem içerisinde önemlidir. O günkü şartlar o seçimin önemini anlamamız açısından siyasiler tarafından bizlere anlatılır. Bugün biz burada Belen Belediye Başkan adayı olarak sizlerin huzurundayız. Diyeceksiniz ki İbrahim Başkanım, yıllardır İskenderun'da Ocak Başkanlığı, ilçe başkanlığı yaptın. Belediye Başkan adayı oldun. O teşkilatın içerisinde büyüdün. Bugün neden Belen adayısın? Birincisini söyleyeyim, nasip. Onun önüne kimse geçemez. İkincisi, görev bilinci. Aldığımız terbiye gereği sorumluluğumuzun ne olduğunu bilmemizi büyüklerimiz bize öğrettiler. Bu görev senin dedikleri zaman bizim onlara yok deme şansımız olmadığını da biliyorduk. Ve dediler ki Cumhur İttifakı'nın 15 ilçesine ve büyükşehirine katkı sağlamak adına Belen'e gideceksin, Belen'den aday olacaksın ve Hatay'ın tamamına bu sinerjiyi sen yayacaksın. İşte biz bunun içindir ki dedik ki başımız üstüne Belen. Ve bana Belen'e aday olacaksınız denildiği zaman Allah'tan sonra 5 tane AK Partili milletvekili şahit, bir büyükşehir belediye başkanı adayı şahit, Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili ve il başkanı şahit, ben şunu söyledim. Dedim ki arkadaşlar, Belen'den aday olan arkadaşlarımız var. Belen'de siyaset yapan büyüklerimiz, kardeşlerimiz var. Hem AK Parti'de hem Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Cumhur İttifakı kapsamında Belen hangi siyasi partiye verilirse verilsin, orada gösterilecek adayın yanında 24 saat çalışırım. Cumhur İttifakı büyük şehri kazanması için üzerime düşen görev neyse sonuna kadar yaparım. Ama oradan adaylı arkadaşlarımız, bu adaylıkları oradaki arkadaşlarımıza verelim. Bu cevabım karşısında AK Parti Genel Merkezi'ne gidildi. Sayın Özhaseki ile de tekrar görüşülerek bu iletildi. Cumhurbaşkanımıza gidildi. Bu iletildi. Cumhurbaşkanımız şunu söyledi. İbrahim Gül bu çemberin dışına çıkmayacak. Belen'den aday olacak. Ben ondan haseten bunu istiyorum. Genel başkanımıza bir heyet gönderildi. Heyet aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın talebini Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı iletti.
Onlar da beni çağırıp huzurlarına buyur edip dediler ki Hatay'da bu noktada sana ihtiyaç olduğunu Cumhurbaşkanımız ve şahsım ortak kararı verdik. Bu görev bundan sonra senin evladım. Hem Belen'den hem de Hatay'dan iyi haberlerini bekliyorum. Allah yolunu açık etsin dedi. Öşaseki Bey'in sorusu şu. İbrahim'le ne yaptınız? Görüştünüz mü? Tamam mı? Sadır Bey'in ona verdiği cevap. İbrahim'le Devlet Bey görüştü. İbrahim görev başım üstüne dedi. Allah'ın izniyle gidip çalışmalarına başlayacak dedi. Öşaseki Bey de dedi ki Oh çok güzel olmuş, faydalı olmuş. Biz de İbrahim Gül Bey'e Belen Belediye Başkanlığı'nı inşallah kazanacak. Bunun yanı sıra da Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin